Medine-i Münevvere'ye gittik. Medine-i Münevvere, işte Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Münevvere'ye 8 günlük işte 40 vakit namaz için oradayız. İşte bu pazartesi perşembe oruçları, nafile oruç. Çünkü Mekke'de 100 bin oruç, nafile oruç. Medine-i Münevvere'de 1000 kat daha fazla ziyadesiyle sevap var. Arkadaşlarla oruca niyet edilmişti. Bir tane otelci bir arkadaş da bizi iftara çağırdı. Biz tanımıyoruz. Sadece içimizden bir arkadaş tanışıyorlar kendileri. Medine'nin ehli kendisi ama Türkçe'yi aynı bizim gibi rahat konuşuyorlar. Abi sen Medine'li değil misin? Medine'liyiz. Nasıl bu kadar rahat? Mimiklerin bile Türkçe. Çok rahat konuşuyor. Dedim nasıl öğrendin böyle Türkçe'yi? Ticaretle alakalı yok değil dedi. Ta Osmanlı'ya dayanan bir hadiseymiş meğer bu. Osmanlı zamanında hac kafilesi develerle gitti geldi hac kafilesi. Mekke'den Medine-i Münevvere'ye gelince orada tabi o zaman oteller yok. Evlerde Müslümanlar misafir ediliyorlar. Ondan sonra orada Konyalı bir hacı da hac ailesi işte karı koca işte kızı da yanlarında. Onlar da misafir edilmiş o evde. Tabi bu kızın edebinden, ahlakından, namahrem konulara dikkat etmesinden çok hoşlanmış aile. Tabi annesine babasına çok üstüne gitmişler, yalvarmışlar. Ne olur bu kızı bizde olsun da Osmanlı'nın bir adabı bize de bulaşsın. Bizim zürriyetimize bulaşsın. Biz bunun edebine hayran olduk. Bu edebi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenmiş ta Konya'da onlar amel ediyorlar. Ama Medine'de biz bu edebi Resulullah'tan alamadık. Nasıl sıkıntı bizde. Ne olur bu kız kalsa bize de oğlumuza gelin yapsak bize böyle bir Osmanlı zürriyeti buralarda yayılsın gitsin diye. Ondan sebep ikna etmişler kız gelin olarak kalmış orada. Derken bu tabi Konyalı hanım gelinle evlenen o delikanlı oğlanın babası bütün evlatlarını çocuklarını toplamış. Demiş ki oğlum bundan sonra Konyalı ile evlenecek herkes. Kızsa Konya'da alacaksınız. Erkekse işte Konyalı'ya kız vereceksiniz. Veyahut da gelin oradan alacaksınız diye. Bunlara eğer evlenmezseniz hakkım hepinize haram olsun demiş. Böyle de ağır bir laf konuşmuş onlara mübarek adam. Ondan sebep biz hep Konyalılarız dedi. Konya biz Konya'dayız. Böyle Türkçeyi onlar Arapçayı çok iyi bilir. Biz Türkçeyi çok iyi biliriz. Hadise budur dedi. Biz yemek yedikten sonra iftardan sonra bir yemek duası yaptık. Yemek duası Efendi Hazretlerimizin Ali Eder Efendi Hazretlerinden aldığı öğreti güzel dua. Çok manası da çok çok güzel. Orada dualar var. Yemek duasını biz fakir yapınca yahu dedi ben bugüne kadar çok yemek duasına amin dedik ama yaptık da ama bu kadar güzelini hakikaten ben duymadım dedi ya. Bu ne kadar güzel manası var bunun dedi. Bu böyle bir güzel duanın karşılığında revanş diyorlar karşılığında ben de size bir hediye sunmak isterim. Deyince bize buyur dedik. Bir kıssa anlattı bize. O beni çok etkiledi işte. İbrahim Aleyhisselam'ın Nemrut hadisesi. O 100 bin askeri sivrisinekle helak oldu. Nemrut o helak oldu gitti tabi. Tabi Urfa'da iri kelle Nemrut'un adamları var. Onlar ölmemiş. O cepheye çıkan askerler işte Nemrut'un şeyle İbrahim Aleyhisselam'ın Mevla'dan yardım istemesiyle sivrisinek ordusu hepsi helak oldu gitti. İri kelle 10 tane adam var Nemrut'tan kalma. Bunlar baktılar ya bu sivrisinekle İbrahim Aleyhisselam eğer bitirdiyse koskoca Nemrut dünyanın tamamına hakimdi Nemrut. Buhtun Nasır kafirlerden bir de Nemrut hakimdi. Müslümanlardan ise Zülkarneyn Aleyhisselam bir de Süleyman Aleyhisselam hakimdi. Tabi bu sivrisinekler bittiyse aynı sivrisinekleri bize çağırır. Bütün mal mülk kalır. Biz ölür gideriz. Korku onları sardı. Dediler ya İbrahim biz seninle bir anlaşmak üzere gelmek istiyoruz yanına. Yani bütün sen peygamberliğini yap, risaletini yap. Biz zaten sana gücümüz, kuvvetimiz kalmadı. Onun için biz eğer kabul edersen seninle bir görüşmek isteriz. İbrahim Aleyhisselam bugün olmaz dedi. Yarın dedi öğleden sonra gelin dedi. Derdi var İbrahim Aleyhisselam'ın. Tabi ertesi gün onlar geldi. İbrahim Aleyhisselam bakın düşmanlar azılı düşman Nemrut'un adamları. İbrahim Aleyhisselam onları çok yörenin envai çeşit yemekleriyle, ızgarasıyla, etiyle, turşusuyla, yağlı, börekli falan çok güzel yemeklerle karşıladı onları. Dedi ya İbrahim biz böyle beklemiyorduk karşılanmayı. Yani biz bu şekilde yemek yesek şimdi istediğimiz meramımızı size anlatamayız, söyleyemeyiz. Onun için ya biz yemek söylememiz lazım ya da yemeği yemememiz lazım ki rahat konuşalım sana. İbrahim Aleyhisselam dedi ki ben yemeği değil yedirmeyi çok seviyorum. Beni tanımıyor musunuz dedi. Oturun bir yiyin bakalım dedi. Yemeğe neyse onlara yedirdi, ikram etti. Onlar tabi buyurun söyleyin dedi İbrahim Aleyhisselam. Biz dedi ya İbrahim sen peygamberleri risaletini anlatsan da biz de kendi işimize gücümüze baksak. Sana da bir teşekkür de etmek isteriz bu yemeğin karşılığında. Deyince
İbrahim Aleyhisselam ben sizden bir teşekkür beklemiyorum. Bakın dedi, malınız, mülkünüz, saltanatınız hep size aittir. Ne dokunurum ne de dokundururum başkasına. Ağalınız da size ait olsun. Sadece sizden teşekkür niyetiyle istediğim tek bir şey var. Gelin Allah'a ve Resulüne iman ettim, onun dinine iman ettim deyin. Kol kola beraber cennete girelim. Başka bir şey istemiyorum sizden. Şimdi öyle bir hadise oldu ki, iman ettik deseler şarap içemeyecekler. İman ettik deseler kadın erkek karışık oynayamayacaklar. İman ettik deseler kendilerine göre bir özgürlük kısıtlaması gibi görüyorlar. Halbuki İslam niye insan özgürlüğünü kısıtlasın? Yaratan Allah bilmez mi kulunun nerede huzur bulup bulmayacağını? Ama o hayata alışkın değiller. Şimdi yemeği de yemişler. Kaçmaya kaçamıyorlar. Durmaya iman etmeye de edemiyorlar. Dediler ki ya İbrahim bize müsaade et de biz bir kendi aramızda bir kulis. Yani o konuşalım, ihtima edelim. Konuşun dedi. Bunlar münafıklığa karar verdi. Uzun mesele de. Dediler ki ya İbrahim tamam. Biz Allah'a iman nasıl oluyorsa münafık olmaya iman edeceğiz. Kaçıp gideceğiz sonra. Bir daha nerede kim kime dumduma. Sonra biz iman edelim diye karar verdik. Bunlar münafıkla karar verdiğini Cebrail Aleyhisselam da haber verdi İbrahim Aleyhisselam'a. Radara girmiş, haberleri yok tabii. Yavurluk böyle bela işte. Kafa basmayınca. Sonra İbrahim Aleyhisselam dedi ki öyle iman ettikle olmaz dedi. Bir kelime-i şahit getireceksiniz. Gusül abdesti alacaksınız. İki rekatta namaz kılacaksınız. O zamanki ibadet şekli işte. İki rekat neyse namaza kadar geldi bunlar. Namazı kıldı, secdeye gittiler. Tabii münafıkça gittiler secdeye. İbrahim Aleyhisselam ellerini açtı. Ya Rabbi. Ben senin aciz kulunum. Din senindir. Hidayet senin elinde ya Rabbi. Ben senin kulun olarak buraya kadar senin nimetlerinle buraya kadar. El insanı abidül ihsan. İnsan iyiliğin kölesidir. Buraya kadar ya Rabbi senin nimetlerine getirdim buraya kadar. Secdeye kadar gitti ama münafıkça gittiğini sen de biliyorsun ya Rabbi. Ne olur bunlar iman etse arkadan büyük bir kitle iman edecek. Çok adamlar var çünkü. İşçileri var, elemanları var, köleleri var. Çok insanlar var etrafında hepsi imansız. Bunlar iman ederse İslam kuvvet bulacak. Ne olur bunları imanla müşerref eyle ya Rabbi diye peygamber duası onları secdedeyken. Cenab-ı Hak o münafık olarak gittiği secdede onların gözünün önünde gerçek müminlerin namazın karşılığı olan cennetin sahillerini, köşklerini, gılmanlarını Mevla açınca bunlar başladılar ağlamaya. Tabi dünyada Urfa hele ne var oralarda yani? İstanbul olsa neye yarar ya? Cennetle ahirette kıyaslanır bu şey yani. Boğazı görsen ne olur? Böcek gider, kokar, Haliç pisliği gider. Ondan sonra bulaşık pisliği karışık kuruş işte. Tabi o cennetin o sahillerini, o köşklerini, gılmanları, hurileri de görünce bunların eller ayaklar karıştı. Sevincinden ağlamaya başladılar. Ama bu sefer gerçekten secdede kelime-i şahit getirdiler. Kelime-i şahit getirince kendi cennetleri bile Mevla onları gösterdi orada diyor. Aynen bunu anlatıyor bize. Gerçekten cenneti Mevla onlara ait olan cennete gösterdi. Bunlar hepten koptu bu sefer. Secdeden kalktılar, tekrar secdeye bir daha gittiler. Kalkmak istemiyorlar. Tekrar secdeye bir daha gittiler. Gene aynı şekilde görünce ve secdeden kalktılar, İbrahim Aleyhisselam'a sarıldılar. Sen bizi böyle bir dine mi çağırıyordun ya? Biz nasıl anlamadık, nasıl inanamadık? Neden biz 3 günlük dünyanın hevasına, malına mülküne heveslenerek ebedi kafir cehenneme gidecektik? Gerçekten bu sefer gene kelime-i şahit getirdiler. Yani bizim insanlarımız onlar gibi değil. Bizim halkımız Müslüman halk. Ancak üzeri küllenmiş. Allah için üfleyecek nefes lazım. Sırf Allah için.